Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Herkese merhabalar. Yemek sepetinin sunduğu Ayaküstü Lezzetler'e hoş geldiniz. Adana lezzetleriyle karşınızdayız. Önceki gittiğimiz birçok kebapçı... Ne oldu? Çok iyi gözüküyor. Bizimki o mu? Anam! Mesela Oğuz'a verecekmiş gibi yapıp yanlışlıkla düşüreyim. Ha. Mesela düştü. Welcome to Adana. Ne haber Onur? Eriyorum. Biraz sıcak. Ekim'in ilk haftaları olmasına rağmen Adana çok sıcak. Şu an böyle 32-33 derece. Seyhan Nehri'nin hemen önündeyiz. Arkamızda da Taş Köprü var. Burası tabii ki Adana için olmazsa olmazlardan. Yani geldiğiniz zaman bu silüet Adana'yı ifade ediyor. Ama başka silüetler de var. Onlar da ocak başında belli oluyor. O silüetleri yok etmek bizim işimiz. O videonun ilerleyen dakikalarında. Evet, aynen öyle. Adana'yı biz çok seviyoruz. Adanalıları da çok seviyoruz. Burası güneşe ateş edenlerin şehri. Birazcık garip, kabul ediyorum. Adanalı hiçbir düzgün arkadaşım yok. Hepsi enteresan adamlar. Yani düzgünden kastım şu. Ya gerçekten çok seviyorum hepsini. Hepinize de selam olsun ama yani biraz garip. Sıcaktan dolayı abi insan burada değişiyor. Normal. Adana'ya daha önceden gelip iki tane video çekmiştik. Onları kanalda bulabilirsiniz. Adana lezzetleri olarak araştırırsanız. Çok güzel. Oğuz'la beraber çok güzel yemiştik orada da. Aynı zamanda esnafı da ziyaret edip onlarla sohbetimiz de vardı. Bu bölümde de bence olacak. Şimdi biz neden buradayız birazcık ondan bahsedelim istersen. Olur. Biz buraya yemek festivali için geldik. Bir Nisan ayında Portakal Çiçeği Karnavalı var. Bir de işte bu Ekim'in başlarında Adana Lezzet Festivali var. Benim yarın ufak bir konuşmam var Yoldaş Şef'le beraber. Onlara dedim ki ben gidiyorum. Gel abi hem yiyelim hem sizlere de güzel bir hatıra bırakalım istedik. Hem de bize güzel bir hatıra kalsın istedik. Şimdi biz havalimanından indik, otelimize geldik. Bu arada Hilton'da kalıyoruz. Bazen bize soruyorlar çünkü Adana'ya gittiğimizde nerede kalalım diye. Biz genelde hep Hilton'da kalıyoruz. Aklınızda bulunsun. Bence alışverişimizi yaptık. Daha evet. Fazla lafı uzatmayalım. Tamam. Ben çünkü Adana'da kebap yemeyi çok özledim. İlk durağımızda zaten söylemeye gerek yok. Biz direkt kebaba gidelim abi. Tamam. Sonrasında da peşi sıra gelsin. Gelsin. O zaman video başlarken bir ufak beğen butonuna bir çökerseniz aşağıda seviniriz. Bir aşağıdan da kontrol edin, abone olmamış olabilirsiniz. Onu da halletmiş olursanız video başlıyor. Evet Onurcuğum, nereye gidiyoruz? Anlat bakalım. Kebap deyince tabii ilk akla gelen yerlerden bir tanesi İştah Kebap. Evet, İştah Kebap Salonu. Bravo. İyi midir abi, doğru. İştah. Doğru adresi mi geldik? Adana'da bir numara. Eyvallah. Hayırlı işler. Evet, şöyle tabelasını göstereyim. Onur, bize bir yer ayarla bakalım ya. Geç bakalım içeri. Geçiyorum. Oo, içerisinde kalabalık ha. Kalabalık, hoş bulduk. Merhaba. Abi kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gel. Oo, kimler varmış burada ya? Ana konu tekniği geliyor şu anda, bir dakika. Rahat yok mu ya? Şöyle rahat rahat bir cevap verseydin. Gel bak ya. Önce koyuyorsun, tamam mı? Böyle. Sonra yeşilliğini koyuyorsun duruma göre. Biberi boş geçmeyelim. Biberinden koyuyorsun. Acı mı abi? Acısı, tatlısı, hayat gibi bir şey işte. Genelde böyle sorunca böyle inşallah diyorlar. Acısı, tatlısı, kısmet. Tamam. Sonra tabii mevsim standartları için çok küçük bir lokma oldu. Bu yavru ana konuda. Tamam, böyle alıp tek lokma. Afiyet olsun abi. Afiyet olsun. Biz sizi rahatsız etmeyelim. Bizim ufak bir işimiz var. Estağfurullah. Ocağı çektim, içerden daha atladım. Tamam. Tamam. Geliyoruz hemen. Ve özlenen tablo, özlenen sahneler, sizlere de çok güzel görüntüler çektik. Önümüzde jet kebap var. 230 gram, 240 gram. Bizim olmazsa olmazlarımızdan. Normal porsiyon da var. O da 110 gram.
Şimdi iki ayrı abi kayıt abi geldi. Kayıt tez diye bağıracaktım arkaya. Var mı? Her şeyiz eksiz gidiyoruz var mı? Abi, her şeyi geçirmeyelim böyle. Ne yaptınız? Abi şimdi başlayacaktık. Abi ben sen size geldin. Adana ile ilgili bir şey söyleyeyim. Buyur abi. Adana'da bütün Adanalıların bir kebapçısı yok. Adanalıların günlük kebapçıları var. Yani şöyle hafta içi filancaya giderim. Haftada bir kere mutlaka falancaya giderim. Akşam filancaya giderim. Onunki bir tık daha yağlı. Bununki birazcık daha kuru. Bununki biraz daha etli. Bununki daha İstanbul modeli. Yıllar evvel geldiğimde ben bunu öğrendim. Şu an bu yediğiniz bence en dengeli kebaplardan bir tanesi. Biz de çok severiz. Aynen müthiş. Şaheser. Buradan nereye? Ben de onu sana soracaktım. Evet. Sen buradan nereye? Şimdi ben, Adana'da ben şöyle yapıyorum. Tatlı tuzlu. Tamam. Yani mesela ciğer yedik, çayımızı içtik, kahvemizi içtik. Kebaba geldik, kebaptan mutlaka bir tatlı. Ben gönül kardeşlere gideceğim, yakın buraya. Siz de belki sonra atlar gelirsiniz. Belli olmaz, dururuz belki. Birkaç tane halka tatlısı dedim de yani edebli. Daha sonrası önemli. Tatlıdan sonra nereye? Tatlıdan sonra da Onur Kebap Şevket Usta'ya gideceğiz. Of. Şevket Usta önden arayıp sipariş ettiğim zaman bana tava yapıyor. Büyük böyle. Saat kaçta gideceksin? Herhalde 4.30-5 tamam. Sularında falan giderim. Halledeceğim ben sana abi. Şöyle söyleyeceğim. Geliyorsanız büyük yaptırayım. Büyük yaptır sana. Evet. Peki. Sen büyük yaptır abi. Lütfen anakonda tekniğiyle. Tamam. Açtım ben görüşürüz. Abi görüşürüz. Eyvallah. Teşekkürler. Onur hemen bir tadına bakalım. Ben anakonda ile başlayacağım. Hmm. Dediği gibi. Çok güzel. Abi. Ben direkt etin tadını aldım ama tabii dağılıyor. Soğan yiyor muyuz? Tabii ki. Hı-hı. Bu kağıdın olması güzel. Düşünce alabiliyorsun oradan gene devam ediyorsun. Hijyenik çünkü. Hijyenik. Çok güzel. Bak Arda'nın dediği çok doğru. Yağ dengesi inanılmaz. O ekmek zaten. Abi ekmeğin içini yağlamıştı ya adam. Ayıp etmiş. Nane önemli. Evet. Nane midede yer açıyor. Nane. Bu videonun bu videonun geri kalanı için çok önemli bir detay. Ayran da içtim bu arada. Ayran nasıl top biliyor musun? O kadar güzel yapmışlar ki yani kebapla beraber çok güzel gidiyor. Evet. Ben yiyeli herhalde bir 6-7 sene olmuştu. Sen 6 yıldır gelmiyor musun? Gelmiyorum. Ya başka yerlere gidiyorum. Hep yeni yerler deneyeyim diye başka yerlere gidiyorum ama burası gerçekten özlemişim. Bir de videoda daha önce yer vermemiştik. O yüzden ilk evet, buradan evet. Başlamak istedik. Yağ oranı gerçekten şahane. Muazzam. Bak ben yani, şu an bir tane daha yerim. Adana'da birçok yerde yersiniz. Yağı belki rahatsız edebilir bazı yerlerde ama bu altın oran derler ya. Hakikaten tamam. Altın oran. Bir daha abi en sevdiğim yani Adana'nın masaya bol bol ikram gelmesi. Abi zaten Adana'da şöyle bir olay var. Yani Adana'da kötü kebap yemedim. Yedim mi hatırlamıyorum. Yani çok zordur. Adana'da iyi kebap var. Çok iyi kebap var. Çok 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 iyi kebap var. Yani sıralama genelde öyle oluyor. Yani belki Adana'da ne bileyim 15 farklı ya da belki 20 farklı kebapçıda kebap yemişizdir. Doğru. Arada yediğimiz etleri, işte ciğerleri falan saymıyorum. Hı-hı. Ben şu ana kadar gerçekten kötüsüne denk gelmedim. Arda'nın dediği çok doğru. Şimdi iştahı seven, iştahı da geliyor. Başka yere de gidiyor, başka ustaya da gidiyor. Doğru. Yani hepsinin çünkü dengeleri farklı. Burası kaburga, biraz but, biraz kuyruk kullanıyor. Başka bir yere gidiyorsun, diyor ki Adana kebabı kuyruk yağından olmaz diyen de var. Doğru. İşte dana eti koyan da var. Hani ustaların hepsinin bir tarzı var. Tarzı var. Biz İstanbul'da Şeymuz'a gittiğimizi hatırlarsın. Şimdi biz olduğu gibi söylüyoruz. Altta millet yorum yazıyor. Diyor ki öyle kebap olmaz. Yani biz şimdi hani yediğimiz kebabı size bütün Allah'ım ya Rabbim ne uğraştın orada ya. Sen anlat ya devam et. Bizim derdimiz yediğimiz kebabı bütün şeffaflığıyla size anlatmak. Ya bir de abi. Çünkü biz orada dedik ki kuru bu. Söyledik de hani. Çünkü biz şimdi eleştirirken olumlu bir şekilde eleştirmeye çalışıyoruz ki hani yapıcı olalım. Neden sevmediğimizi anlatalım insanlara. Çok bence bulandırmaya gerek yok. Adana kebabı böyle olmalı. Yağ oranıyla, evet. Et oranıyla, işte kaburga eti biraz daha devreye girince yağlı oluyor ve çok lezzetli oluyor bence. Adana'yı Adana yapan şeylerden bir tanesi bu bence. Yağlı et kullanmaları. Önceki gittiğimiz birçok kebapçı ne oldu? Çok iyi gözüküyor. Al kardeşim. Al. Vallahi mi? Al. Sana sardım. Vallahi yerim bak ha. Sana sardım. Bu inanılmaz güzel gözüküyor. Ben diyete başladım.
Bir de bak, Adana'ya geldin böyle, arkadaşınla gelmen lazım tabii ki. Kebabı söyleyeceksin, yiyip kalkıp başka yerde deneyeceksin. Bizim yaptığımız gibi. Evet. Çünkü o zaman anlıyorsun, 2-3 yerde yiyince hepsinin arasındaki farkı anlayabiliyorsun. Bizim tavsiye ederken ki en büyük avantajımız bu aslında. Çok fazla yiyoruz ama azar azar yiyoruz. Çok fazla yerde yiyoruz, azar azar yiyoruz. Daha doğru, doğru cümle. Hani yemiyoruz, tadıyoruz diyecektim de. Şimdi izlediler, yalan olduğuna çok çabuk ikna olacaklar, olmaz. Ama şu 115 gram bize ne yapar? Oğuz söylesene yani. 115 gram değil. Toplam 230 gram. Adam başı 115 gram. 110, evet. Bize bir şey yapmaz. Yani evet. Adam başı 115 gram bize kahvaltıda, yani çayın yanına şey gibi. Bizim şu an kahvaltımız oldu. Evet. Yani biz sabah 10-23 uçağıyla geldik. Evet. Kahvaltı yapmadık. İşte uçak dinledik. Saat şu an işte 2'ye geliyor. İlk öğünümüz bu. Bence temiz oldu. Ben şu an bir tane daha hani... Fena yerim. Bak fena yerim. Bak fena yerim. Hatta bir tane değil, sadece şöyle önüme koyar yerim. Senin önüne de bir tane koyarız yani, ayıpsın. 230 gram dedik, jet kebap, fiyatı 280 lira, aklınızda bulunsun. Yani iki kişi için tabii ki yetmez, 115 gram yani şimdi... Neye yetiyor? Porsiyonlarınızı bilemiyorum tabii ama bize yetecek bir kebap değil ama biz böyle güne dolu dolu başlayalım, size de böyle güzel bir kebap gösterelim istedik. Fiyatı söyledik, şimdi evet. Biz Ardalar'la tatlıya gidelim tatlıya mi? Tatlıya bence daha henüz erken. Daha erken. O seviyeye gelmedik, bence evet. Bir ciğer mi? Kaburga evet. Mı? Ciğer. Ciğer. Ciğer ve kaburga. İkisini de yaparız. Kısmet. Bu biber acı mıdır? O acıdır hocam. Aman diyeyim bak. Çok mudur? Atsan. Bir şey... O. Ayrılın da bitti. Al. Bak ucundan ısırdım. Ben, o kadar acı. Hocam o zaten bağırıyor ben acıyım diye ya. Bak sen bana dürümümü verdin. Ben de sana en... İhtiyaç alanına ayranım verdim, görüyorsun. Bir şey söyleyeceğim, bu bayağı... Oğlum tamam zorlama işte, acı. Yeme daha. Allah Allah. Gördük acı. Bir dakika şimdi, ne yapıyoruz? Ciğere gidiyoruz ya da kaburgaya mı? Ya da ikisine de mi? Hepsine gideriz. Tamam, hepsine gidelim. Tatlıyı daha sonra yaparız ama... Heh. Bu videoda hepsine gideceğiz bak. Yandık ya. Hepsine. Bir beğen butonuna bas, hepsine gideceğiz. Merak bir etme. Beğen butonuna basın siz. Bu arada unutmadan her zaman olduğu gibi mesajımızı size iletelim. Yemek Sepeti'nde sayısız fırsat, binlerce kampanya var. Sizler de Yemek Sepeti'nin uygulamasını indirip yemek alışverişlerinizi, market siparişlerinizi Yemek Sepeti'nin uygulamasından sipariş verebilirsiniz. Bu saatte de Adana gider bak, haberin olsun. Artık size kalmış. Biz yolumuza devam edelim. Çok mu acı lan? Çok. Vallahi mi? Zehir zıkkım. Bütün ağzın tadı değişti değil mi? Ucundan ısırdım bir de. Güzel. Şevket Usta'ya yetişmemiz lazım bak, Şevket Usta'ya. Şevket Usta geliyoruz. Abi o nedir, bir görebilir miyim? Müşteriye mi? Yok biz yiyeceğiz abi. Siz mi yiyeceksiniz? Evet. Afiyet olsun abi, teşekkür ederiz. Eyvallah. Biz de gelebilir miyiz? Buyurun. Eyvallah. Eyvallah. Biz ya. Daha önce buraya çekmiştik. Evet. Onur'un favori adreslerinden bir tanesi. Kolay gelsin. Abi kolay gelsin. Eyvallah abi. Eyvallah. Buralar bizim yerler, biliyorsun değil mi? Yani, buralar enteresan yerler. Tabii, mangal yaptıracaksan buraya gelmen lazım. Bak orada bileyici var. Şu an bıçak bileyliyor. İnanılmaz güzel kokuyor sokak ama. Ben seni şimdi ciğerciye götürüyorum. Ciğer yiyeceğiz abi. Ne oldu, kaybolduk Onur. Gel gel. Şalgam buldum bak, tabeladan tanıdım. Gel burada, gel. Ey maşallah, bak, nasıl buranın, kalabalık ya. Buranın güzel tarafı ne biliyor musun? Şurada bak salata yapıyor. Gel oraya gidelim önce. Ondan sonra ciğeri göstereceğim. Mekanımız burası Edip Usta. Ben torunuyum. 8 kuşak torunum Edip Usta'nın. 8 kuşak? Aynen. Maşallah. Her zaman gelebilirsiniz. Her zaman sizi ağırlarız burada. Ne yiyeceğiz peki abi? Ha? Ne yiyeceğiz burada? Burada abi ciğer yiyeceksiniz. Kaburga var mı? Kaburga da var. O zaman Onur'a ciğer, bana kaburga. Tamam. Hemen bir ciğer, bir kaburga. Evet, ciğerimiz geldi, kaburgamız da yolda. Ben şimdi açılışı yapıyorum izninle. Burada önemli olan konu şişi, sondan tutmak çünkü sıcak. Ocaktan direkt geliyor. Bu ekmeği de tek lokmalık kesiyorlar. Bunun olmazsa olmazı, baharatı, biraz soğan. Bu şekilde yatağı hazırlıyorsun, uykuya geçiyorsun. Kardeşim ben senin için hazırladım. Hemen şurada alabilirsin.
Afiyet olsun. Kimyonu bol. Laps. Ciğere tuz attım ben, merak etme. Sen ye. Beğenmezsen ikincisini de atarsın. Çok güzel pişmiş. Abi, özellikle söyleyeceğim şu ekmeğin yağı güzel böyle pul biberli muazzam. Efsane kaburga da geldi. Belki geldi. Şimdi orada gözükmüyordur ama ben sana birazcık açayım böyle Onurcuğum. Abi bu yağlı ekmek fena. Allah. Ben şöyle alacağım kadarını alayım. Soğumasın geri kalanı. Abi of. Soğan. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Yalnız var ya hiç tuz koymaya gerek yok. Acayip güzel ya. Marinasyonu şahane. Şöyle sokakta oturmak inanılmaz keyifli değil mi ya? Şuradaki tak 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 tak. Adana'nın vazgeçilmez enstrümanı resmen. Sokakta hazırlanıyor. Tabloda daha doğrusu. Adana'nın kültüründe aslında geçmişten bugüne hep sokakta pişirmek var. Çünkü hava sıcak abi. Dışarı çıkması lazım. Ocağı dışarı taşımış. O sıcaklık bir etrafa yayılsın diyor. Salatalar çok taze. Yani buradaki en güzel şey şu. Bak bütün sebze meyve her şey taze geliyor her sabah. Evde normalde marketten aldığın gibi olmuyor. Burada halden alıyorlar ve çok güzel salatalar hazırlıyorlar. Salataların hepsine ikram geliyor. Adana'nın güzelliği de bu bence. Yemeğin yanında ikram geliyor ve doyuyorsun. Doyarak kalkıyorsun. Benim Adana'daki sevdiğim ciğercilerden bir tanesi. Tam böyle Saat Kulesi'nin civarındayız şu anda. Buraya böyle araçla geliyorsanız bir yere park edin. Yürüyerek keşfedin. Çünkü şehrin içine karışmanız gerekiyor. İnsanlarla sohbet etmeniz gerekiyor. Şimdi sen az önce bulunduğumuz yeri biraz anlattın ama şimdi burası çok meşhur bir yer. Bütün kebapçılar, bütün meşhur kebapçılar burada. Burada ciğerci Mehmet var. Biz herhalde buraya 10 sene önce falan geliyorduk değil mi? Hatta biz sabah gelip burada rakı içiyorduk. Ama son zamanlarda aşırı popüler oldu. Çok kalabalık. Yani gidene eyvallah da biz bu sebepten dolayı gitmiyoruz. Burada bir kazancılar var. O da aklınızda bulunsun. O da buranın iyilerinden, meşhurlarından. Her sokakta burada bir tablacı var. Mangal yanar, etler var. Şahane bir yer. Bir de abi artık şunlardan kurtulmamız lazım. Bak şimdi masada gördüm. Zaten bunlar yasaklandı ama bir yine bir... Adana için biraz daha var bence. Abi yani. Yok ya ya. Yani olacak iş değil. Son tarihi biraz daha uzatır Adanalılar. SKT'si bak da orada. Tabii. Bu hayatta kuzu ciğer diye bir gerçek var. Onu... Kardeşim kimyonu bol buldun galiba. Evet bol buldum. Bu böyle. Welcome to Adana. Biz bunu dürdük, yiyelim. Bir yandan da fiyatları söyleyelim. Porsiyonlar 160 lira. İçecekler de hem şalgam hem ayran 20 lira. Lahmacunumuzu yedik, helvacıya geldik. İçerisi o kadar kalabalık ki size anlatamayız. Yani içeri girdik, normalde içeride çekim yapacaktık ama çok kalabalık. Dedik ki birer böyle bir sade tayin helvası alalım. Şimdi ben bunu ikiye böleceğim, yarısını Onur'la paylaşacağım. Hem de size böyle tarihi eski bir yer gösteririm istedik. Adana'nın en eski helvacılarından, yanlış hatırlamıyorsam 3 ya da 4 kuşak galiba. Yani 75-80 yıldır falan hizmetteler. İçerisi çok kalabalık, bir yandan susam kavruluyor. Bir yandan şahane tahin kokusu var. Bir yandan Onur'la cezeryenin tadına baktık. Çünkü içeri girdiğiniz gibi direkt ağzınızda cezeryeyi tıkıyorlar resmen. Cezeryeyi o kısımda hallettiğimiz için gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliriz. Şu ana kadar yediğimiz en taze cezeryelerden birinin tadına baktık. Şimdi elimde bir helva var. Onurcuğum elin müsait mi? Müsait. Şöyle verdim. Teşekkür ettim. Hemen bir tadına bakıyorum. Bunu var ya sıcak ekmeğin arasına koyacağım. Çok güzel. Güzel ama ben bunun daha yağlılarını tercih ediyorum. Adana'da da güzel, daha yağlı böyle kendi yağını bırakmış olan helvacılar var. Daha önceki videolarda görmüştük. Biz bu sokağın içindeki mi çektik daha önceden ya? Aynen, aynen. Onun yanında fırın var. Fırını çektik. Buralar zaten bütün lezzetler çok yakın birbirine. Az önce kebap yediğimiz yer zaten şu arkadan sağa dönüyorsun. Lahmacun yediğimiz yer burası.
fırın. Burası bu fırının özelliğini biz daha önce anlatmıştık ama üstünden geçelim. Neredeyse Adana'daki bütün kebapçılara, özellikle de bu çarşıdaki bütün kebapçıların kebap ekmeğini yapan fırın. Biz orayı daha önce çekmiştik, ustalarla konuşmuştuk. Eski videolarımızda izleyebilirsiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Biz 2 sene önce geldiğimizde buraya çekmiştik. Aynen. Elinize sağlık. Bir de aynı zamanda Ortaköy'ü de çekmiştik. Ortaköy'deki şubelerini çekmiştik. Bizim şubemiz değil de akraba. Akrabanız mı? Akrabanız mı? Tamam. Ama buradan akraba gidiyor oraya. Susamı ben veriyorum. Evet. Tamam. Doğru. Hmm. Şimdi biz orada bir tayin helvası yedik. Size neyin tadına bakalım? Gelin. Ha, bu biraz daha böyle yanarlı dönerli bu. Ondan değil, tadı farklı. Ha, tadı farklı. Bu susam farklı bir susam. Bu susamı Türkiye'de hiç kimse çalışmıyor bizden başka. Yine Çukurova susamından yapıyorsunuz. Sadece Çukurova, evet. Evet, aynen. Tadına bakın lütfen. Teşekkürler. Ben de alayım. Teşekkürler. Bayağı yoğun. Çok farklı, lezzet olarak evet, damakta bıraktığı tat. Yani. Biz orada konuşurken Onur tahinin yağlılığından bahsetti. Anlattığı şey şu an burada var. Sema Hanım şimdi bize tahinden bahsetti. Onur'a bütün detayları da anlatacak. Evet. Adana'mızın altını, Çukurova bölgemizin topraklarında sadece Karataş bölgesinde yetişen bu susamımızdan yapıyoruz tahinimizi. Bunu tuzlu suya ıslatıyoruz. 12 saat mutlaka tuzlu suda kalıyor. 12 saat sonra kabuğu soyuluyor ve kavruluyor, buraya geliyor. Bu 150 senelik makinede çekildikten sonra muazzam tahinimizi yiyoruz. Türkiye'nin tekten. İkincisini düşünemiyorum ustamın. Çok güzel valla. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Cehennem ateşi gibi sıcak, toprağı da kevser suyu gibi bol su. Bol sıcak, bol su. Bu mevsim Orta Doğu'da var. Türkiye'de bu mevsim olmadığı için yetişmez. Irak'ın Bağda durması. Evde çay kahve içerken bir iki tane bundan alıp içeceğim, ondan sonra çayını kahve içeceğim. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ben de tattırayım size arkadaşlar. Abi çok yedik ya. Ama seni kırmayacağım bu sefer. Valla. Hem çekim hem... Ya. Hem çekim ya, ben de ya. Hem çekim. Ne yiyoruz abi? Cezerye mi bu? Bu Madonna lokumu, cezerye. Madonna lokumu mu? Evet, Madonna lokumu bu halinde gibi. Niye Madonna? 180 abi. Madonna'ya gitti abi bu. Özel. O fındıklı Madonna abi. Madonna mı seviyormuş bunu? Aynen. Vay be. Onun için özel olarak yaptırıyorum. Eline sağlık abi. Afiyet olsun. Kilosu ne kadar? 250-180. 250-180. Onur, Madonna pahalı. Evet. Madonna'ya bir şey diyor musun? Şarkısını söylerdim ama şimdi Nothing Really Matters diye başladım. Abi Hilton Oteli'ni oradan geçiyor musun? Hadi Batla geçiyormuş. Ay. Taksi bulamadık, minibüsle gidiyoruz. Adana'daki taksiciler sağ olsun bizi bir yarım saat bekletti. Haritadan bakıyoruz, 5 dakika mesafe gösteriyor, 1.1 kilometre. Diyor ki, abi 25 dakikaya orası gelemem diyor. Bilmiyorum ya Ulu Cami'yi başka cami anladı ama bildiğim kadar bir tane Ulu Cami var. Biz de minibüse denk geldik, sorduk Hilton'a gidiyor musun? Gidiyorum dedi, atladık geldik. 6 dakika 7 dakikada geldik işte, tertemiz. 40 liraya. Temiz. Evet. Hadi biraz dinlenelim, ondan sonra akşam yemeğine gidelim. Otelde biraz dinlendik. Acıktık diyemeyeceğim. Ama birazcık bir acıkma var. Çünkü farklı bir şey yiyeceğiz burada. Onun da heyecanı var. Önceden siparişte bugün sabah Arda'nın da söylediği gibi. Önceden sipariş verirseniz usta size çok güzel bir tavuk hazırlıyor. Onun dışında zaten kebapları klasiktir. Onur Kebap zaten hani birçok Adanalı'nın sevdiği bir yer. Arda'lar hemen arkamızda. Biz de şimdi bir açılış yapalım dedik. Aslında direkt bizi izleyenleri bir mutfağa gönderelim. Tamam. Bize neler hazırlanıyor. Onları bir görsünler. Ardından masada biraz muhabbetiydi. Şimdi masa biraz kalabalık. Çok böyle biz de kamerayla hani masanın muhabbetini çok dağıtmak istemiyoruz ama
Basar'a biraz bir muhabbet ederiz. Ardından seninle bir kapanış yaparız ama. Kapanış yaparız. Burada özet geçeriz. Olur. Görüntüler üzerine gelir. Bizimki o mu? Anam. Anam anam anam. Abi gördün mü bunu? Tanıştırayım. Bu bizim meşhur tava. Bunu yemeye geldik. Önden sipariş verirsen ve çok sevilen bir insansa senin gibi. Eyvallah. Yapıyorlar. Doğru mu? Yoksa öyle yani ben geldim. Tava yok değil mi? Hatırlarsanız 2 sene önce gene şöyle bir çiğ köfte malzememiz olmuştu sizde. Bismillah tabii tabii. Öyle başladık abi. Önden bir altlık yolluk yapıyoruz. Yer misin? Yarısını ha? Kıtlar mısın? Ben yedim bile. Ya bunu yiyorsun. Şifa. Bol sarımsaklı. Aynen. Ama bunun yeme tekniği var. Az sonra onu masada anlatacağım. Önemli bak. Tamam. Abi özel o. Çok zor geliştirdik o tekniği. Yıllarımızı verdik. Masada anlatacağım. Adana sevgi demek, paylaşım demek. Tamam mı? Sadece kebap demek değil. Lovely ne Adana, yapıyorsun? Lovely Adana tabii. Los Angeles gibi, LA. Ne yapıyorsun mesela? Sevdiğin bir arkadaşına bir şey paylaşıyorsun. Mesela diyorsun ki Fatih'cim ekmek yer misin? Ha böyle Allah diyorsun elimden kay. Şimdi nezaketsizlik bunu ona vermek. Tamam? O yüzden değil mi Şevket Usta? Bunu buradan almak lazım. Ama alırken de 3 parmak tekniği. Yani şuradaki 3 parmağı bir rotasyonla şöyle alıyorsun, tamam mı? Şöyle bir tutuyorsun. Sonra hafiften çeviriyorsun. Çevirip döndürüyorsun. Eğer mevcut çok sıcaksa kaşıkla destekleyebilirsin. Çünkü içine kaçma nezaketsizliği olması, tamam mı? Bu 3 parmak tekniğiyle şöyle rotatif bir hareket yapıyorsun. Sonra da üstüne anakonda tekniğini ekliyorsun. Yani ağzının içine alıp direkt yanak tarafına doğru. Doğru mu? Bravo. Bunun sebep şu. Direkt gırtlağa gitmesin. Yanakta şey yap. Çiğnemek için sağ tarafa da başka bir ürün ekleyebilirsin. Tavanın yeme usulü budur. Şöyle güzelce. Yana sola. Tamam. Bu. Mesela Oğuz'a verecekmiş gibi yapıp yanlışlıkla düşüreyim. Ha. Mesela düştü. Üç parmak. Üç parmak. Tamam. Rotasyon. Çeviriyor. Bravo. Bak tecrübe. Aldı. İşte tecrübe. Aldı. Alıyorsun. Tabii. Şimdi burada istenmeyen görüntüler oluşabilir o yüzden. Hiçbir şey olmaz. Tamam. Yanağın içine doğru. Sol yanak tarafa. İçine. Tercihen sol. Öyle değil ha, böyle değil. İçi. Sol sol. Hop. İşte bu. İlk denemede hep gırtlağa doğru gider, hafif yana doğru gidecek yani. Abi Adana'da her ustanın kebap tarifi farklı ya. Seninki nasıl mesela? Ya aslında farklı olmaması lazım. Değil mi? Şimdi Adana kebabın ya bir yapılışı var değil mi? Nedir? Sinirinden tertemiz edilmesi, etlerin günlük olması, etlerin tohu kuzudan yapılması. Doğru. Efendim söyleyeyim, günlük bir dik olması etin. Yani bir gün iki gün sonra kadar köfteleşir. Doğru. Bazısı içerisine kuyruk koyuyor, bazısı koymuyor. Kuyruk zaten olmaz abi. Lezzetli veren odur zaten. Doğru. Aynı fikirdim ben de. Çok yedik. Evet, fazla yedik. Ama çok, çok güzeldi. Yedik. Çok çok güzeldi bak. Her şey masaya gelen her şey çok güzeldi. Yeşilliğinden etine, suşisinden tavasına, arada çiğ köfte de gömdük. Yani neler yediğimi unuttum ben. Suşi çok enteresan değil mi? Ama yıllardır yapıyor bak ha. Evet. Yani, 20 yıldır falan yapıyor. Şimdi suşi deyince normal bildiğimiz suşi değil. Onu öncelikle söyleyeyim. İçinde kebap eti var. Onu sarıyor, kesiyor. Yoğurtla beraber. Ya görüntü sushi evet, gibi. Aslında biraz beyti yandırıyor. Evet. Yani. Beytinin aslında şey, beyti en son bir ızgaraya giriyor ya böyle lavaşa. Evet. Onu girmemiş hali. Daha böyle yumuşuyor. Bir de beyti de o ızgaraya girince biraz eti kurutuyor. Hı-hı. Bu bayağı yani. Abi şey, şimdi, sulu sulu. Yani ne bileyim bir şey diyemiyorum abi Şevket Usta. 52 sene bak. 52 senelik usta. Şimdi ben bu adama
Hani bir şey diyemem abi. Bir şey geldi. Ekmek mi geldi? Ne geldi? Ne getirdin hocam? Buz mu? Tamam, kolay gelsin. Masadaki en güzel şey güveçti. Tava. Yani tava. Yani nasıl söyleyeyim? Sarımsağı, acısı, yağı, böyle... tuzu. Tuzu ve Arda da çok güzel. Onu üç parmakla çok güzel kavruyor adam. Adam yiyor. Yani abi, adam yiyici. Vallahi hiç böyle gözlüklerine bakmayın. Adam filinta, bizim, zayıf yani. Bizim yarımız kadar ama bizden fazla yeme potansiyeli olan bir insan yani. Vallahi masada en az bizim kadar yemiştir. Yedi. Ki yani masanın potansiyeli de çok acayipti. Masa sağlam bir yiyici. Evet. Yani o tava geldi. 5 dakika, 6 dakika falan dibi kaldı yani. Şevket Usta da yani hazırlayıp direkt löps diye gömdü. Ne bir şey geldi masaya? Tava mı? Abi dur, dur bakayım ne gelmiş ya. Lan. Hala yemek geliyor. Oy. Taş kadayıf gelmiş. Gitme. Taş kadayıf var, gitme. Abi kapanışı mı? Ben fenalaştım artık. Lütfen. Hadi dur, döndür ekrana. Bitirmiyoruz. Hayır. Bitirmiyoruz. Bitiriyoruz. Ben buradan yemeden gitmeyeceğim bir lezzet var. Ben yemem hocam. Patlıcan kebabı diyorum bak sabahtan beri çünkü. Ben kameramanın. En az. Sen git diye ben yemem. En az Urfa'daki kadar çok lezzetli bir patlıcan kebabı var. Bence onu yiyelim. Sen ye. Gösterelim en azından. Sen göster, porsiyon, sen ye. Ne yapıyorsan ye, ben yemem. Bir porsiyon bölü iki. Sen ciddi misin hakikaten? Vallahi ya? Bak. Çünkü bak et yeme, patlıcanını ye. Ki bu sene gidemedik Urfa'ya. Yani onu... Hala gidebiliriz, geç değil. Köreltsin onu. Hala gidebiliriz, geç değil. Bir şey diyeceğim, hakikaten mi? En yakın yok, 13 dakika uzakta şu anda. Abi ya. Çok güzel, bak çok güzel. Burayı özetledik. Tamam, o zaman... Patlıcancı da. Patlıcancı ne ya? Bak aklım başından gitti. Patlıcan kebabı yemeye gittiğimizde videoyu orada kapatacağız o zaman. Önce taş kadayıflarımızı yiyelim. Ardından patlıcan yemeye gidelim. Çünkü neden? Neden yemeyelim ki yani? Abi Adana bak böyle bir yer işte. Yani Adana'da böyle bir yer. Antep'te böyle bir yer. Yani ya araya bir saat koyuyorsun acıkıyorsun. Bir buçuk saat koyuyorsun acıkıyorsun yine. İzin verirseniz bir şey anlatacağım. Benim Adana'yla ilk tanışmamda ilk tanışmam değil aslında. Birkaç kez. Anlat onu anlat. Birkaç kez tanıştım ama Oğuz'la ve diğer arkadaşlarımla ilk geldiğim zaman. Sana şöyle söyleyeyim. Ya 2016 ya da 2017. Tam yılını hatırlamıyorum ama Portakal Çiçeği Festivali'nin ya birincisi ya ikincisiydi. Doğru. Doğru. Ama şöyle bir sıkıntı vardı. Öyle yiyici bir tayfayla gelmiştik ki. Aynı gün içinde herhalde bir 15-16 farklı mekanda kebap yemiştik. Evet. Ciğer yemiştik. Ne yiyebiliyorsak yemiştik. Bu arada o zamanlar şu anki gibi değil. Yani bir porsiyonu ikiye bölmüyorduk. Herkes birer porsiyon yiyordu. 15-16 porsiyon yemekten sonra muzlu süt içmeye gittik Kazım Büfe'ye. Ve ben... Ben yoktum. Ben otele gittim, yattım. Onur dedi ki, ben dedi muzlu süte gideceğim dedi. Evet, dedim, olmaz dedim o zamanlar sonra. Amatör içerik üreticisi. Evet. Yapın abi dedim. Ben yaparken çekiyorum tabii. O bitti. Tabii bardağı doldurma sahnesini yakalayamadım yani. O kadar hızlı yapıyorlar ki. Ben dedim ki, ben bunu içeyim, siz bir tane daha yapın dedim. Amatörlük. Tabii. Neredeyse yarım litre yaktı. Yarım litre içtim. Üzerine bir yarım litre daha yaptılar. Onu çekebildim videosunu. Onu da içtim. Abi ondan sonra olanlar oldu. Demezler mi? Biz akşam Şeyh Muz'a gidiyoruz gene kebap yemeye. 17. mekan. Oradan çıktık börek yemeye. Börek yedik. Bak. Ölüyorum artık böyle. Ölüyorum. Yani porsiyon porsiyon. Niye? Yarım bırak. Tadında bak. Bak bitsin yani değil mi? Devam etme. Bak çok güzel bir şey işte. Bak tadında kalsın işte. Şu patlıcana an, gitmelim mesela. Şu an öyle yapıyoruz. Bak da. Hala öğrenememişsin. Bak yıllar geçti hala öğrenememişsin. Ama yok özledim. Bak senede bir ya da iki kere geliyorum. Ki bir portakal çiçeği festivalinde geliyoruz. Bir de şimdiki lezzet festivaline geliyoruz. Yani Adana için en güzel zamanlar aslında. Gündüz çok sıcak ama. Şu anda da çok güzel esiyor bak. Şu an esiyor güzel. Bence bunu tatlı bitirelim. Güzel bitirelim. Bu anlattığım hikaye babında da arkadaşlar bir abone olurlarsa ve beğen butonuna basarlarsa çok seviniriz. Yani bu hikayemi de sizle paylaşmak istedim. Biz buradan önce taş kadayıf yiyip ardından patlıcan kebabına gidiyoruz. Orada taş kadayıf yok sadece. Evet. Ne aldın? Bu da Tarsus'tan geliyor. Bir pastaneden özel. Cezerye yapıyorlar. Bunu da bir şöyle ikiye böleyim mi? Böl onu ikiye. Sen de yersin çünkü. Yani... Ver benimkine. 4/1 oldu bu. Olsun, sıkıntı yok. Tadına bakalım. Oo. Fıstığı çok iyi be. Ve sıfır şeker. Ben merak ediyorum. Bu videoda aldığımız kalorileri nereye harcayacağız bu akşam? Bence yürüyelim.
Otele bizim yürümemiz lazım. Yürümemiz lazım. Abi çay mı geldi? Eyvallah. Teşekkürler. Şimdi taş kadayıfımız var. Çok güzel gözüküyor. Hafif bence çünkü güzel kızarmış ve şerbeti çok çekmemiş. Burada içi açık olan var. Şimdi bunu komple ağzıma atamayacağıma göre bir yarısını böldüm ve masadan öyle getirdim. İçi ceviz dolgulu. Çok güzel gözüküyor. Ben izninizle. Bir tık kalın. Daha ince olmasını beklerdim. Ama şerbeti, tadı, cevizi çok güzel geliyor. Yani bu şekeri az olduğu için yenilebilir. Bir de üzerine kaymak koyuyorlardı. Ben almadım kaymağı buraya. Aa, nasıl tabii oldu? Yani işte buradan kebaba gideceğiz ya, o yüzden. Çok zorlamak istemedim şansımı. Kebaba devam edelim. Özadan'a patlıcan. Öbür taraf neydi? Onur kebap. Onur kebap. Fiyatları söyleyeceğiz. Aa, fiyatları söyleyeceğiz. Özadan'a patlıcan kebaba geldik ama öncesinde Onur kebapta neler yedik? Onların da bir de fiyatlarını söyleyelim istiyorsan. Ben ne yediğimizi unuttum. O kadar çok şey yedik ki. Çok fazla şey yedik. Birazdan da çok fazla şey yiyeceğiz bence. Oğuzcuğuma sürpriz yapacağım. Sen yiyeceksin, ben yemeyeceğim. Nasıl ya? Ben şu an kameramanım. Peki. Ben çekeceğim seni. Onur Kebap'ta öncelikle söylememiz gerekiyor. Arda Türkmen'in misafiri olduk. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ama yediklerimizden birazcık bahsedelim. Fiyatları neymiş onları da o söylesin. Tava 290 lira porsiyonu. Biz 6 kişilik tava yemişiz. Ama 10 ya da 11 kişi yedik. Evet. Ve tavanın da dibini sıyırdık yani. İnanılmaz güzeldi. Çok güzel bir kuzu eti. Çok güzel bir sarımsak. Çok güzel bir yağı. İnanılmazdı. Herhalde 10 kişi 15 ekmek yenmiştir diye tahmin ediyorum. Yağlı karanın fiyatı 260 lira porsiyonu. 120 gramlık kebap da 180 TL. Aklınızda bulunsun. Başka... Sushi? Sushi yazmadım vallahi ya. Tamam. Abiyle konuştum ama unuttum fiyatına. Peki. Yazmamış onu yani. Sushi'yi yazmamış, tamam. O zaman biz içeri girelim ve videonun... Ama bir şey diyeceğim. Bir istersen burada nereye geldiğimizi anlat. Sen buraya daha önce geldin, ben ilk kez geliyorum. Doğru. Hani bir istiyorsan bir ufak bir giriş yap. İçeride direkt masada... Daha rahat konuşuruz. Peki. Özadan'a patlıcan kebaba geldik. Burası patlıcan kebabı ile meşhur. Diğer etlerini de yapıyorlar. Yani Adana kebabı da yapıyorlar. Kuşbaşı da var. Ne istiyorsanız var ama asıl burada patlıcan kebabı yemeniz lazım. Mevsiminde her zaman olduğu gibi Birecik patlıcanıyla yapıyorlar. Şu anda da içeride Birecik patlıcanıyla hazırlayacaklar ama Birecik patlıcanı bittikten sonra da çok daha böyle etkili ve ilk defa duyabileceğimiz belki de bir patlıcanla yapıyorlar. Onu içeride açıklayacağım. Bu ne ya, şey oldu. Reklamdan sonra gibi oldu. Reklamdan sonra içeride açıklayacağım. Ama onun güzelliği de şu. 12 ay boyunca var. Yaylada yetişiyor. Mersin bölgesinden bir patlıcan. Her yerde görmedim. Hatta hiçbir yerde görmedim. Kanka şu an yören ismini unuttun, çok uzattın. Evet. Aydıncık mıydı? Aydıncık. Gir. Bak bakayım Mersin Aydıncık mıydı? Nasıl farkındayım ama? Her yerde yok. Yaylada var. Lafı uzatıyorum. Birecik patlıcanı bittikten sonra da yılın geri kalanında da Mersin Aydıncık patlıcanını kullanıyorlar. Bence çok lezzetli. Ben daha önce geldiğimde burada boylu boyunca böyle ocağın tamamını böyle doldurmuşlardı. Gündüzleri geldiğiniz zaman bir tık kalabalık oluyor. Akşam saatlerinde birazcık daha sakin. Pazar günleri kapalı ve diğer tüm günlerde de akşam 9'a kadar açıklar. Biz şimdi kapanmadan önce yetiştik. Oğuzcuğum sağ olsun gelmek istediğini söyledi. Ben çok istedim. Gördünüz. Ya inanılmaz istedim ben ya. Yani bundan dolayı ne olur da... ne olur dedim yani. Ne olur ne olur dedim. Ve şimdi buradayız. Masaya geçelim. Sizler ocağın başına, ardından masada görüşürüz. Efendim hoş geldiniz soframıza. Oğuz Bey şu anda yanıma teşrif etmiyor, kamera arkasında kendisi. Ben size birazcık anlatayım, ardından kendisini de buraya alacağız. Ben gelmeyeceğim. Niye? Gelirsem yerim. Peki. Sağ baştan başlıyorum, kendi sağımdan. Mevsim salata var, kaşık salata var, patlıcan kebabımız var. Üzerinde çok güzel bir sarımsak, yanlarında soğan, biber, domates közlenmiş. Burada çok güzel bir
ezme salatamız var ve soğan çeşitlerinin olduğu bir salatamız var. Bunlar, yani patlıcan kebabı haricindeki her şey ikram geliyor. Yeşilliğimiz var. Şu anda Birecik patlıcanı var. Birecik patlıcanıyla yapıyorlar ama bu videoyu izlediğinizde muhtemelen Aydıncık, yani Mersin taraflarındaki yaylalardan aldıkları patlıcanlarla yapacaklar. Ben daha önce onu yemiştim. Çok lezzetliydi. Özellikle söylemem gerekiyor yani. Çok lezzetli. Bu da çok lezzetli. Birecik patlıcanını her zaman çok severiz. Mevsimindeyiz şu anda. Bu videoyu Ekim başlarına çekiyoruz. Kasım'a kadar yiyebilirsiniz bence. Oğuzcum sen de gel. Bir tane hazırlayayım mı istiyorsan öncesinde? Evet, evet. Tamam. O zaman ben izninle başlıyorum. Bunu gene hazırlayamayacağız doğru düzgün biliyorum. Ama şöyle bir tane çentik attım valla. Oğuzcum, buyur kardeşim. Ben yemeyeceğim. Nasıl ben sana ya? Ayran servis yapacağım. Abi yani. Sen onunla o kadar uğraştın ki onu ben yiyemem. Şu boğazımdan geçmez. Yaparım bir tane daha kendime. 3,5 dakika uğraştı biliyor musun? Tamam olur problem değil. Emrah şimdi o görüntüleri izlerken içi geçecek. O zaman başlıyorum izninle. Sen de biraz... Sen başla ben kenardan tırtıklarım ya. O bir inanılmaz kokuyor bir kere bak. Evet. Her şey bir kenara. Bir de yani şimdi bak ekrandaki gördüğümüz çok iyi. Masa o kadar zengin gözüküyor ki. Adana ikram konusunda Türkiye'deki en bonkör şehirlerden biri. Hmm. Çok güzel. Full kuzu. Kuzunun her yerini kullanıyorlar. Ama şu patlıcan konusunda bir konuşacağız. Yani buranın ismi Öz Adana Patlıcan Kebabı. Diyecekler ki şimdi Adana'da patlıcan mı olur kardeşim? Ama öyle değil olay. Ben bunu elimle mi gireyim ya? Elinle gir. Dükkanın isminde patlıcan geçmesi zaten ayrı bir olay yani bak. Burada bir lezzet festivali var Adana'da. Bizim de damağımızda şu an lezzet festivali. Ama bir şey diyeceğim. Ya böyle hakikaten böyle bir patlıcan olamaz yani. Ama bak şimdi burada bir detay var abi. Biz daha önce hiç böylesini görmedik. Sen yerken ben anlatayım. Şimdi bunu bu şekilde pişirmek ustalık ister. Yani ayıklamak değil. Çünkü yani çatalı ya da bıçağı vurduğun gibi sahnesinde ayrılıyor. Biz afiyet olsun. Dudak kremi bu. O yüzden. Biz Birecik'e gittiğimizde ve İstanbul'da da ya da Birecik patlıcanını nerede görürsek hep terletildiğini gördük. Evet. Yani pişer. Hatta biz İstanbul'daki Şehmuz'a gittiğimizde de patlıcan kebabı aceleye gelmez diye anlattık. Biraz beklemeniz lazım dedik. Şimdi buradaki olay, terletme yok burada. Evet. Aslında biraz daha uzun pişim var. Kullandıkları şiş kare olduğu için patlıcanın ve etinin dört tarafını pişiriyorlar. Orada başka bir detay daha var ama. Normalde patlıcan kebabını yapan ustalar o kare şişi kullanıyorlar. Evet. Çünkü şişi bir tane çevirdin mi bir kısmı, bir tane çevirdin mi diğer kısmı pişiyor. Böylece patlıcanın her yeri pişmiş oluyor. Ama birçok patlıcan kebabı pişirenlerde şiş siyah renkte oluyor. Eğer ki tabağı böyle çekerken patlıcanın içi kararırsa onlara göre kötü oluyor. Yani buraya göre kötü oluyor. Hı hı. Bu yüzden şöyle bir çözüm bulmuşlar. Krom şiş. Ve krom şişin siyah şişe göre daha iyi olduğunu söylüyorlar. Patlıcanın da şu iç kısmını karartmıyor gördüğünüz gibi. İçi birazcık daha açık renk kalıyor, kendi rengi kalıyor. Buradaki diğer kebapçılara göre aradaki bir tık fark patlıcanın iyi pişmesi gerekiyor ya. O yüzden etle beraber patlıcan da beraber pişiyor. O yüzden et bir tık böyle hani bugün bizim yediklerimizden kuru hale geliyor. Ne dersin? Et kuru hale geliyor ama zaten sen bunu dürüm yaptığın zaman içi ıslak ıslak oluyor patlıcandan kaynaklı. Artı domates koyuyorsun, yeşil biber koyuyorsun. O zaten ıslak ıslak geliyor. Şey nerede var? Çiğ soğan nerede var? Abi masada o kadar çok şey var ki. Ah kardeşim. Hah. Bu akşam görüşmeyelim. Kimle? Senle. Şu çekimi bitirelim, bitsin artık. Sorun yok. Ama daha herhalde gideriz ya. Bir muzlu süt falan yaparız yani. Bak anısını da anlattım. Ben mesela Adana'da yaşıyorsam bıkmadan yiyebileceğim şeylerden bir tanesi et olur ama etin yanına bir de patlıcan olur. Şimdi burada gut hastası olurum. Açık ve net. Ki bizim sağlık problemimiz var mı bu konuda? Yok şu anda. Çok şükür de ya. Çok şükür. Ya ben, şimdi benim vardı. Açtım bak. Benim vardı ama çok şükür hallettik o konuyu da. Yani o konuyu çözdüm. Azalttım. Yani çekim haricinde yemiyorum et. Veganım. O yüzden bu patlıcan benim için önemli. Veganlar da patlıcan yiyor. Bir de ne diyoruz? Ayaküstü lezzetler sözü bunlar için. Köz köz. Ya közlenmiş bir şey hakikaten çok daha lezzetli. Şu masadaki her şey közlenmiş.
Yani gelen kokuyu size tarif edemeyiz zaten. Yani öyle bir tarif yok. Keşke buradan böyle size salgılasak da birazcık böyle köz koksa. Bir şey diyeceğim, ben yemeyecektim hani. Tuz vereyim mi? Yemeyecektim diyorum. Oğuzun hassas noktası. Abi evet ya. Vallahi bak aşırı severim. Bir de bunu böyle masaya dökerim. Alın kardeşim onu da. Vallahi bak çok çok direndim. Yani buraya gelene kadar, detayları çekene kadar hakikaten yemeyecektim. Peki haksız mıyım? Yok, %100 haklısın. Yani masaya bir geldi, bir koktu. Zaten içeride pişerken patlıcanlara ve etlere fazlasıyla yakındım. Orada bir böyle bir, ulan acaba mı ya, bir şey olmaz ya falan dedim. Çok güzel. İçecekleri kendileri yapıyorlar. Ayranları, şalgamları kendileri yapıyorlar. Bu gördüğünüz turplar, havuçlar, aklınıza gelen her şeyi de yine kendileri en iyi yerden bulup kendileri getiriyorlar. Girip her şeyi halden almıyorlar yani kısaca. Şimdi sen buraya daha önce geldin. Ben ilk kez gelen biri olarak dikkatimi şu çekti. Şimdi burası merkeze 10 dakika mesafede. Aşağı yukarı işte bizim Hilton'da kaldığımızı söyledik zaten. Aşağı yukarı 10 dakikada geliyorsunuz. Burası havalana da çok yakın. Yani burayı şimdi geç saate kadar açık olduğu için burası şöyle bir avantajı var. Geldin, yemek yedin, havalana gittin, İstanbul'a mutlu dönersin. Öyle bir artısı var. Bizim gün içinde ya da size daha önceki çektiğimiz kebapçılar genel itibariyle belli bir saate kadar açık. Doğru. Şimdi buranın güzelliği böyle düzgün servis alıyorsun. İşte önünde otoparkı var. İçerisi gördüğünüz gibi yani şık diyemem. Salaş da değil. Salaşla şıklık arasında böyle hani içeriye girdiğinde ben güzel bir yere geldim hissi var. Temiz çünkü. Evet, aynen öyle. Çok düzenli. Ama önemli detaylar var. Pazar günleri kapalılar. Bunu belirtelim. Uçağa yetişecekseniz pazar günü burada yemek yemiyorsanız başka bir yerde yiyip gidebilirsiniz. Ama diğer günlerde de akşam 9'da kapatıyorlar. Onu da belirtelim. Kışın birazcık daha erken kapatıyorlar. Sen şey hatırlıyor musun? Sen buraya en son ne zaman geldin? Kasım'da, geçen sene Kasım'da. Senin bana attığın bir video vardı. O videoyu bulalım da yayınlayalım. Abi o... Burası full. Evet. Patlıcan kebabıydı. Gündüz burası ağzına kadar doluyor. Yani ben şimdi akşam olduğu için burasını o çok kalabalık görmedi. Ama ben gündüzün halini biliyorum ve olağanüstü. Şu anda da kalabalık baktığında yani bir bizim gördüğümüz şekilde insanlar var en azından yani. Şimdi ızgarada, ocakta yaklaşık olarak 8-10 tane falan kebap var. Ona kalabalık demezsen tamam eyvallah. Bence değil. Çünkü daha önceki haline baktığımda ucu bucağı yoktu yani. Orada bir tane daha böyle şiş koyacak yer kalmamıştı. O kadar doluyor. Ben patlıcandan devam. Eksik bir şeyimiz kaldı mı? Yani... Sen hala patlıcanı ayıklıyorsun. Sen onu ayıkla. Ben de bunu ağzıma atayım. Bence yavaştan kapanış yapalım. Tamam. Daha başka planların yok değil mi? Yok. Artık Adana'yı burada bitirelim ya. Bence gayet güzel video oldu. Şimdi Adana'ya gelmek için en güzel zaman bu videoyu izlediğiniz zamanlar. Uçak bileti bakın. Bize de haber verin. Burada masadan fotoğraf atın bol bol. Ha, onu da belirtelim. Kendi Instagram hesaplarımız da burada. Ayaküstü Lezzetler de burada. Bize Instagram'dan yağdırın fotoğrafları. Biz de paylaşalım repost olarak. Evet, geldik fasulyenin faydalarına. Fiyata. Şimdi aynen öyle. Salatalarımızın hepsi ikram. Fakat şöyle bir detay var. Biz 3 kişilik salata istedik çünkü misafirimiz birazdan geliyor. Adanalı bir arkadaşımız var. Ben devam edemeyeceğim. Artık muhabbet ederiz. Yani o kebap yer, biz çay içeriz diye düşünüyorum. O yüzden salatalarımızın hepsi 3 kişilik. Kebabımız 2 kişilik. Onur bir porsiyon. Ben bir porsiyon dedim ama işte yiyebildiğim kadarıyla. Yiyemedik de. Yiyemedik de ama... Ortalama 250-300 gram civarı. Porsiyon olarak çok doyurucu. Patlıcanlar evet. Da çok büyük. Burada fix ücret var. Kişi başı 450 lira veriyorsunuz. Başka hiçbir ekstranız olmuyor. İçecekler. Ayran, şalgam, salata, ıvır zıvır, su. Hiçbir ekstranız yok. Geldiniz, kebap söyledin. Masa böyle donatılıyor. Ve bunların hepsi... An be an hazırlanıyor. O en güzel detaylarından bir tanesi. Yani dolapta hazır bekliyorum ama zaten Adana'nın genelinde Doğru. Hep öyle. Bugün tak 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 her yerde böyle. Ama bugünkü tava da çok güzeldi. Bak aklıma geliyor. Bugün yediğimiz her şey çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Çok Adana da güzel bitiriyoruz. Gerçekten büyüledi. Ya her zaman zaten öyleydi de bugün bilmiyorum belki de özledik diye. Bugün ekstra bir iyi geldi bana. Bir de bunu şimdi gidip kan şekerimizi ölçtürürsek orada bir doktor söylesin bize istiyorsan. Ben direkt gidip uyumak istiyorum. Yarın direkt uçağa uyanmak istiyorum. Aa benim yarın söyleşim var ya. Öyle mi? Ben yarın ne konuşacağım acaba? Ne yediğimizden bahset.
Ama bir şey söyleyeceğim, bir muzlu süt içeriz ya herhalde. Hayır abi ya, gözünü seveyim ya. Abi saat olmuş 9.30. Abi Cengiz Büfe'ye gitmeden olmaz. Sen git. Al kameraya git. Ben gideceğim abi. Ben gideceğim, seni de götüreceğim. Sen çünkü oraya daha henüz gelmedin benimle. Aa, hadi. Kapat. Kapatayım mı? Kapat. Peki. Adana videosunun sonuna geldik. Çok güzel bir video oldu. Allah'ınıza kurban. Umarız beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz bir beğen butonuna basın artık ya. Şöyle güzel parmaklarınızla. Aynı zamanda abone olursanız sonraki videolarımızdan haberdar olursunuz. Bol patlıcanlı sofralar eksik olmasın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben patlıcan salladım. Ya bir tane de patlıcan yiyeceğim ben ya. Ben muzlu süte gelmem. Oğlum Oğuz. Bu saatte sana muzlu süt içirmem lazım. Efendim? Ne yapıyorsun? Dizi izliyorum, uyukluyorum sen. Oğlum, 5 dakikada nasıl hemen uyuklamaya başladın? Oğlum, o kadar yorulmuşuz ki. E tamam, yorulduk yani o, da. O patlıcan kebabı bitirdi beni ya. Nesi bitirdi? Tava bitirdi, tava. Tavayı çok yedik kanka. Yapacak bir şey yok. Sabah kaçta kalkıyoruz? 7.30. Börekçiye gideceğiz. 7.30. Hayır ya, yok abi. Ama daha öncesi var. Ne var? Şimdi gidelim mi muzlu süt içmeye? Ya hadi yürü git işte kardeşim ya. Abi ben Onur, bir şey söyleyeyim, aklında kaldı bak. Onur saçmalama abi, gözünü seveyim. Abi gidelim. Yapma. 2 dakika muzlu sütümüzü içelim, eve gelelim. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Şuradan yani üstüme giyecek halim yok. Lütfen valla yarın kahvaltıya gidelim, muzlu süt içelim, üstüne börek yiyelim. Muzlu sütle böreği karıştıralım ya, her şeyi yapalım ama şimdi uyuyalım lütfen ya. Hadi. Tamam, bu videoda bir muzlu sütle gösterelim be. Abi yarın gösterelim. Yarına kalmasın. Bu saatte bitirelim. Abi, benim canım çekti. Abi saat... yatıyorum ben. Bir şey söyleyeceğim. Yatıyorum valla yatıyorum ben. Saat 10.30. 11'de oradayız. Bak 12'de kapanıyor. Kapanmadan gidelim. Hemen içelim abi, gelelim. Yatalım Onurcuğum, sonra. Onurcuğum canım kardeşim, iyi geceler. Mutlu rüyalar. Tatlı uykular. Oda numaran kaç? Sweet dreams, bye bye. Oda numaran kaç? Ben bulurum senin oda numaranı, merak etme. Ben seni bulurum dedim mi? Dedim. Tamam, seni almaya geliyorum şimdi. Evet Oğuz Efendi, hadi bakalım muzlu süte. Benim. Evet. Hadi. Aç kankacığım. Ya sen şaka yapıyorsun ya. Aç hadi aç. Hadi hazırlan. Oğlum, gidiyoruz. Bu halle mi? Hadi hazırlan. Hazırlan. Hazırlan gidiyoruz. Ciddiysin ha. Valla içmek istiyorum. Ve bir şey söyleyeceğim. Bu sefer böyle Kazım Büfe'ye gitmeyeceğiz. Kazım Büfe'nin 30 yıllık ustası var. Cengiz Usta. Onun yerine gideceğiz. Bak orası daha enteresan. Yani bu muzlu sütü keşfeden kişi. Başlatan kişi. O kristalize olduğu halini, bak seni şu anda çelmeye çalışıyorum aklını. Şu an bir soğuk soğuk. Güzel geldi şu an, soğuk soğuk. Vallahi bak bir şey söyleyeceğim. Hava zaten çok sıcak, çok iyi gelir bize. İyi tamam, hadi 5 dakika ver, ben tamam. Geliyorum. Hazırlan. Sonra bekliyorum burada seni, hadi. Kallem ettin, kallem ettin. Gecenin bir körü beni muzlu süte getirdin ya. Millet kokteyle götürür, ben seni muzlu süte götürüyorum. Görüyor musun? Ay çok iyi geldi. Bunu içeceğim, bir uyuyacağım var ya, of. Gerek sepeti yanında, aklındaysa kapında.